daha çıkıyorsun anneciğim. Aslan. Ya ben senden çok özür dilerim. Yani dün ben çok korkmuştum. Öyle panik olunca da sana öyle söyledim. Kusura bakma. Neşe anne. Bak. Sen Devin'in de annesisin. Benim de annem sayılırsın. Tamam. Sen övsen de, sövsen de, öldürsen de haklısın. Ben senden özür dilerim. Canım. Sen ne yaptın? Neredeydin? Bilmek istemez. Şimdi temizlik yaparsın sen değil mi? Ben bir doktorun yanına varayım. Az biraz baş başa konuşsak olur mu? Sana diyeceğim bir şey vardı. Odaya geçmekte. Tamam. Buyur Bedri. Seni dinliyorum, söyle. Sor kral. Gözümün içine bak, sor. Neyi? İçini kemiren soruyu. Babanın yanında mısın diye sor bana. O zaman gözünün içine bakarak soruyorum. Sen babanın yanında mısın? Değilim. Bu herif benim babam falan diye çıkıyor. Ben daha el kadarken öldürdüm babam bildiğim adamı. Bu herif var ya, bu herif. Ondan bile aşağılık bir adam. Babalık böyle bir şey değil. Eğer gerçekten babam olsaydı ne olursa olsun yanında dururdum onun. Ama bu herif benim babam falan değil. Aradı mı seni hiç? Aradı. Suratına kapattım. Yine aradı. Sonra bir daha da açmadım. O zaman asıl soru başka. Bedri, sen bu adam seni bir kere daha aradığı zaman yerini öğrenip bana onun yerini verebilecek misin Bedri? Veririm. Bak. Burada gördüğün adamlar var ya Bedri. Ha, ben bunların hepsini az önce öldürdüm. Bu en tepedekini görüyor musun? Gördün mü? İşte bunun yerini söylediğin zaman bunu öldüreceğim Bedri. Ben seni babanı öldüreceğim. Ve belki de bunu ben yapmayacağım. Belki de bunu sen yapacaksın. Ve o gün geldiğinde ellerin titremeden bunu yapabilecek misin? Dedim sana kral. Ben daha el kadarken öldürdüm zaten babamı. Sonra da ellerimle gömdüm toprağa. Bu herif için gözümü bile kırpma. Eyvallah. Bak. Şu bakış bile bana yetti. Eyvallah.
Aslan kitap almamız lazım. Ne kitabı? Bebeğimiz için. Daha anne karnındayken okumak çok faydalı oluyormuş. Okuruz. Alırız da okuruz da. Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde yaşayan minik bir ahtapottu. Bütün ahtapotlar gibi 8 tane dokunucu vardı. Oli bir dokunucuyla kitabı tutarken diğeriyle marakas çalabiliyor. Başka bir dokunucuyla yemek yerken bir diğeriyle de çorabını giyebiliyordu. Üstelik hem iyi bir sporcuydu hem de yetenekli bir sanatçı. Oli uzun ve hareketli bir gün geçirmiş, çok yorulmuştu. Evine dönüp yatağına şöyle güzelce bir uzandı. Gözlerini kapatınca aklına gün boyu eğlendiği anlar geldi. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle uykuya daldı. Oli sabah uyandığında kendini çok iyi hissetti. Mutluluğun güzel anlarda saklandığını anlamıştı. Üstelik herkesin mutluluğu kendi içindeydi. Ama bunu hatırlamak her zaman o kadar da kolay olmuyordu. Sabredin. Kavuşacağız yakın.